Evet, sıradaki haber her sabah içtiğimiz kahve ile ilgili. Bakın nelere iyi geliyormuş kahve. Alzheimer, Parkinson. Şimdi yeni hastalıklar için de kahvenin faydalı olduğu söyleniyor. Onu biz diyelim. Kalp, beyin ve diğer hastalıklara bağlı, kanser dahil diğer hastalıklara bağlı ölüm nedenlerini %10, %15 azaltıyor. Aa, onu ilk defa duyuyorum, bilmiyordum. Hiç bilmiyordum, sizden öğrenmiş oldum. Kimi güne onunla başlıyor, kimi ise kaç fincan içtiğini bilmiyor. Peki kahve içmek ne kadar yararlı? Kahvenin uyarıcı özelliği olduğunu hepimiz biliyorduk. Uzmanlar şimdi de düzenli kahve kullanımında vücuda birçok yarar sağladığını belirttiler. Bol miktarda gün içinde tüketiyorum. Şimdi kaç fincan? 3 fincanı buluyor. Yararlarını, yani Alzheimer'a karşı iyi olduğunu biliyorum ama onun dışında çok fazla bilgim yok. Uzmanlar kahvenin düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Günde ortalama 3 fincan kahve ya da maksimum Amerika'nın önerdiği 400 miligram kafein içerecek kadar, onu geçmemek şartıyla. İdeali 3 ama birdenbire 3 fincan hiç içme, hayatında hiç kahve içmeyen kişinin birdenbire 3 fincan içtiği zaman biraz çarpıntısı, biraz tansiyon yüksekliği yapabilir. Ama düzenli kullanım, uzun süreli kullanımda, yani bir ilaç gibi bir haftalık içmeyle olmuyor bu iş. Bir yaşam tarzı, bir hayat tarzı olursa destekleyici etkileri var. 3 fincan içiyorum. Beni odaklanmama çok yardımcısı oluyor. 3 fincanı buluyor. Hani geçiyor bazen. Evet, 1 Ocak.